Selamlar gençler. 3-4-5 yayınlarından düzgün çembersel hareket konusunda iki soruyla karşınızdayım. Birinci sorumuza başlayalım. Tavana bir iple bağlı M kütleli bir cisme çizgisel hızı 2 metre bölü saniye olacak şekilde düzgün çembersel hareket yaptırılıyor. Buna göre cismin hareket yörüngesinin yarıçapı kaç metredir diye sorulmuş. Öncelikle M cismine etki eden kuvvetleri bir yazalım. Mg olarak aşağı doğru bir ağırlığı var. Aynı şekilde eylemsizlikten kaynaklanan mv kare bölü r'lik bir kuvvet daha etki etmekte sola doğru. Yukarı yönde ipin t kadarlık bir gerilme kuvveti var. Öncelikle ipin gerilme kuvvetini bileşenlerine ayırırsak T çarpı sinüs 37, T çarpı kosinüs 37 olarak ayırırız. Mg, T çarpı sinüs 37'ye eşittir. Sinüs 37, kosinüs 53'e eşit olduğunda, o da 0,6'dır. G'yi de 10 alacağımıza göre, 10m eşittir 0,6 t. Buradan m 0,06 t olarak bulunur. Aynı şekilde yatayda mv kare bölü r t çarpı kosinüs 37'ye eşit olacaktır. Burada m yerine 0,06 t yazarsak v yerine 2 metre bölü saniye olarak verildiği için 2 yazarsak 4 metre kare bölü saniye kare olacaktır. R'yi de bilmiyoruz, sorulmakta. T yerine T'mizi yazalım. Kosinüs 37, sinüs 53'e eşittir ve o da 0,8'dir. Soruda verilmiş. Buradan T'ler birbirini götürecektir. 0,24 eşittir 0,8 R olarak buluruz. R buradan 0,3 olarak bulunur. Cevabımız C seçeneği. İkinci sorumuzda devam edelim. Özdeş KL cisimleri düşey eksen etrafında sabit omega açısal hızıyla dönmekte olan bir konenin üç yüzeyine şekildeki gibi yapıştırılmıştır. Buna göre K ve L cisimlerine ait frekans, merkezcil kuvvet, yüzeye uyguladıkları tepki kuvveti niceliklerinden hangilerinin büyüklükleri eşittir diye sorulmakta. Öncelikle konenin yarı çapının farklı olduğunu görmekteyim. Üst düzeyde konenin yarı çapını Rx, aşağıdakine Ry diyelim. Merkezcil kuvvetimiz m omega kare çarpı Rx olacaktır. K cismi için m omega kare Ry olacaktır. Rx, Ry birbirinden farklıdır. Rx, Ry birbirinden farklı olduğundan dolayı merkezcil kuvvetleri birbirinden farklı olacaktır. Frekans 2 omega çarpı frekans açısal hızı verecektir. Açısal hız ikisi için de aynı olduğu için ve 2 pi de sabit bir sayı olduğu için frekansları aynıdır diyebiliriz. Yüzeye uyguladıkları tepki kuvvetleri yüzeye dik olarak uygulanan kuvvet merkezcil kuvvettir ve merkezcil kuvvet te karşılık aynı büyüklükte bir tepki kuvveti uygulanacaktır. Bu tepki kuvveti merkezcil kuvvet farklı olduğu için farklı olacaktır. Üçüncü öncülümüz de yanlış. Hangilerinin büyüklükleri eşittir diye sormakta. Yalnız bir A seçeneği cevabımızdır.